Herkese merhaba, ben Yağmur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de başarılı 10 girişimci kadından bahsetmek istiyorum. Ben bu başarı hikayelerini okuduğum zaman gerçekten çok etkilendim. Sizin de etkilenebileceğinizi düşünerekten bu içeriği hazırladım sizler için. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Başarılı kadınlarımızdan birincisi Hatice Gülgün Akça. Çalıştığı şirket yabancı şirkete satılınca kendisi işsiz kalıyor ve 2002 yılında işsiz kalan Hatice Hanım da yerine bir doğum günü hediyesi almak için akvaryum bakarken akvaryumun içine konulan kumlar dikkatini çekiyor. Çocukların ilgisini çekebileceği renklerde neden olmasın diye düşünüyor. Ve bu düşüncesi onu doğru kimyaya kurmasıyla sonuçlanıyor. Şu anda Hatice Hanım hem yurt dışında hem de yurt içinde çok büyük başarılara sahip oluyor. Zeynep Öztekin. Satılamadığı için nehre dökülen portakallarla onun başarı hikayesi başlıyor. Zeynep Hanım Türkiye'de ilk organik sebze meyve üretimini başlatan kişi. 2002 yılında pan tarımı kuruyor ve şu anda da birçok ülkede ihracat yapmakta kendisi. Emel Aksoy Gündemir. Annesine ve babasına yardım etmek için ağ örmeyi öğrenen Emel Hanım 17 yaşındaydı bu işe başladığında. Daha sonrasında bu işin eğitimini almak için Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini bitirdi. Japonya'dan özel makineler getirerek seri ağ üretimine başladı ve bunu Türkiye'de ilk yapan kişi oldu. Şu anda balık ağında bir dünya markası. Natalie Stoyanov Suda. 180 yıllık beyaz fırın markasının 5. nesil temsilcisi kendisi. Marka ilk defa bir kadın tarafından yönetiliyor. Onun sayesinde 400 yıllık taş değirmenlerden unlar kullanılıyor. Ve Türkiye'de ilk onlar pasta siparişini de başlatan kişi kendisi. Berrin Yıldız. Kapadokya'yı gezerken Ortahisar Beldesi'nin görüyor ve buranın büyük bir turizm potansiyeli sahip olduğunu ancak hiç değerlendirilmediğini fark ediyor. Ve 2 yıllık çalışmalar sonucunda 2004 yılında Yaşam Müzesi ziyaretçilere açılıyor. Ve Kapadokya'nın ilk özel müzesi oluyor. Hem de Berrin Yıldız Türkiye'de en genç kadın müze kurucusu unvanını alıyor. Firdevs Serpil Karuselci. 1988 yılında küçük bir butikle başlıyor bir işe ve gelinlik satmaya başlıyor. Ve bir gün durduk yere bir sipariş alıyor ve bu zamana kadar hiç gelinlik dikmemesine rağmen siparişi kabul ediyor. Ancak ortaya iki tarafında memnun olduğu bir sonuç çıkıyor ortaya. Daha sonra ben niye hiç gelinlik dikip satmayayım diye düşünüyor ve bu sayede Onur Moda markasını kuruyor. Bunun yanı sıra alt marka olan Dream 10 markasıyla da 22 ülke ihracat yapıyor şu anda. Meri Taksi Deveciyan, kuyumcu abisinin aldığı fikirle piyasada hiç Anadolu motiflerinden yer aldığı takılar olmadığını görüyor ve bunu fırsata çeviriyor. Ve Anadolu motiflerinden yaptığı takıları satmaya başlıyor ve elması kullanarak da ürün çeşidinin çok fazla olduğu ilk firma özelliğini taşıyor. Atiye Leçin. Mevlevi hanelerde yapılan ancak unutulmaya yüz tutmuş Mevlevi tatlısını tekrar gün yüzüne çıkartıyor ve 2004 yılında Atiye Leçin tescilli markasıyla da üretime başlıyor. Mevlevi tatlısı organik bir ürün olduğu için hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Didem Alsoy. Didem Hanım'ın şirket kurma hikayesi biraz ilginç çünkü kendisi bir sağlık problemi yüzünden hastanede yatmak durumunda kaldı. Bu süre zarfında da odasına alerjik risklerden dolayı hiçbir şekilde çiçek sokulamadı. Sadece tatlı ve çikolatalar girebildi. Didem Hanım bunu düşünerekten bir girişim fikri oluşturdu ve yenilebilen çiçek konsepti şeklinde bir fikir sundu. Ve bu şekilde 2009 yılında Bonnie Food markasını kurdu. Aynur Özdemir Boldas. 19 yaşında ilkokul mezunu olarak Tunceli'den
Almanya'ya gidiyor ve temizlik şirketinde geçici olarak çalışmaya başlanıyor. Ama onun çalışma gayreti ve performans sayesinde çok kısa sürede başarılı oluyor ve 150 kişilik bir kadronun başına geçiyor. Daha sonrasında 2000 yılında kendi şirketini koruyor ve Forever Clean adında da hem Türkiye'de hem de yurt dışında çalışmalarını hala sürdürüyor ve yatırımlar yapıyor. Ve şu anda Berlin'de de Zen adında bir restorantı var. Benim bu 10 başarılı kadın için söyleyeceklerim gerçekten nerelerden nerelere gelmişler ve gerçekten onları tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bunlar kesinlikle bizim için örnek teşkil eden insanlar ve sadece bu 10 kadın değil, aslında bir sürü başarılı kadın var. Ben sadece içlerinden 10 tanesini söyleyebildim. İnşallah sizin için de örnek olur bunlar. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha bunun gibi birçok video gelecek, merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.